Hadi koş. Okulumuz Çarşamba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bölgemizin en önemli meslek liselerinden bir tanesidir. Kurumumuz bünyesinde döner sermaye işletmemiz bulunmaktadır. Bu işletmemizde Türkiye'nin değişik bölgelerine öğrenci sıraları, masaları yaparak teslim ediyoruz. Bu malzemeleri bize ahşap sandıklar içerisinde gelmektedir. Demir profil vesaire gibi ürünler bu ambalaj malzemeleriyle, kutularıyla gelmekte. İşi bittikten sonra bunlar çöp olmaktadır. Ahşap ambalajlar geri dönüştürülebilir bir malzeme. Bunların ya kalorifer dairesinde yakmamız gerekecekti veyahut da çöpe atacaktık. Biz düşündük arkadaşlarımızla birlikte bunları geri dönüşüme kazandırabilelim. Bu malzemelerin üzerine birer çatı yaparak gayet konforlu, gayet şık hayvan barınakları imal ettik. Belediyemiz bu hayvan barınaklarını ilçemizin ihtiyaç olan bölgelerine yerleştirmektedir. Çöp ve atık malzemelerimizden geri dönüşümü ve sokak hayvanlarına barınak yapıyoruz ve burada belli bir kısım kadar teslim etmiş bulunmaktayız. Bu geri dönüşümden, atık malzemelerinden sokak hayvanlarına ev yapıyoruz, kulübe yapıyoruz. Yani çöpleri, tahtaları, atık tahtaları değerlendiriyoruz. Bizim endüstri meslek lisemiz diğer endüstri meslek liseleri gibi okul aynı zamanda bir iş okulu. Orada yapılan üretimler okul aile birliği tarafından da dışarıya satılıyor. Bu yapılan işlerin sonrasında arta kalan malzemeler oluşuyor. Ya bunları işte kaloriferde yakıyorlar ya da atık olarak değerlendiriyorlar. Biz de bu hem sıfır atıkla alakalı mücadele kapsamında biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın eşi kıymetli hanımefendi Emine Hanım'ın da bu konuda büyük bir öncülüğü var Türkiye'de sıfır atığın. Sıfır atık çalışmalarıyla alakalı olarak. Burada da öğrencilerimizin hem hayvan dostu olmayla alakalı bu bilinci aşılama hem de sıfır atığın
köpek kulübesi olarak da değerlendirilebileceğini, sokaktaki hayvanların bu şekilde yağmurdan, güneşten, soğuktan korunabileceğini gösterme adına Endüstri Meslek Lisemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Çarşamba Kaymakamlığımızla birlikte bir proje oluşturduk. Gençlerimiz de bu konuda çok istekli, özverili bir şekilde gayret ettiler. Beraber bu köpek kulübelerini onlar kendi atıklarından yapmış oldular. Çarşamba'nın değişik bölgelerinde hayvan dostlarımızın sıcaktan, soğuktan korunmasıyla alakalı olarak biz de yerleştirmelerini yapıyoruz. Yiyecek, içecek, suyunu vesairesini temin ediyoruz.